Peygamberimiz Hazreti Mehdi'nin talebelerini nasıl tarif ediyor? Kadınlardan ve erkeklerden oluşan 313 kişi. Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanıyorlar, canlarını, mallarını, tüm hayatlarını Allah yoluna adıyorlar. Dünya hırsları yok, dünyadan bir beklentileri yok. Ellerinde avuçlarında ne varsa Allah için harcıyorlar. Hazreti Mehdi'ye son derece sadıklar, onu asla bırakmıyorlar. Hazreti Mehdi ile birlikte materyalizmi ve ateizmle mücadele ediyorlar. Peygamberimiz bu talebelerin sahabelerden 50 kat daha fazla sevap kazanacaklarını söylüyor. Yaşadığımız bu son derece zorlu ahir zamanda kim bu 313 kişi, nasıl insanlar, görünüşleri nasıl? Şimdi bu konuyu hadislerle açıklayalım. Hazreti Mehdi'nin talebeleri gençlerden oluşacak. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur. Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur. Hazreti Mehdi'nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin imamları çok kuvvetli olacaktır. Hazreti Mehdi'nin yardımcılarının Allah hakkında zerre kadar şüpheleri olmayacak ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse o şekilde tanıyacaklar. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin manevi yönleri çok güçlü olacaktır. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır, onların kalpleri de aydınlanmıştır. Hazreti Mehdi'nin talebeleri birbirlerine çok benzeyecekler, dışarıdan bakanlar onları kardeş zannedeceklerdir. Onları görüyor gibiyim. Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı olarak Hazreti Mehdi'ye biat ederler. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Hazreti Mehdi ve talebeleri dünyanın dört bir yanına İslam ahlakına hakim kılacaklardır. Bunlar dünyanın doğusunu ve batısını fethedecek olan ahir zamandaki Hazreti Mehdi'nin arkadaşlarıdır. Hazreti Mehdi'nin talebeleri teknolojiden faydalanacaklardır. Bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. Dünyadaki hiçbir şey Hazreti Mehdi'nin talebelerine gizli kalmayacak. Hazreti Mehdi'nin talebeleri Boğaz Köprüsü'nden geçecekler, uçakla seyahat edeceklerdir. Su üzerinde yürür ve bulutlar üzerinde dolaşırlar. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bu hadiste Hazreti Mehdi'nin talebelerinin Hazreti Mehdi'den edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına, bu amaçla Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir. Hazreti Mehdi ve talebeleri Allah'ın onlara lütfettiği güç ile çok etkili oluyorlar. Hazreti Ali şöyle buyurur: Allah Hazreti Mehdi'nin yardımcılarını korur, onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar. Böylece insanlar ister istemez Hak dine gireceklerdir. Hazreti Mehdi'nin talebeleri seçilmiş kişiler olacaktır. Hazreti Mehdi'nin yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. Onun yanına gelenler kaçınılmaz olarak seçilecekler, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. Hazreti Mehdi ve talebeleri çok akıllı olmaları ve şık giyimleri ile dikkat çekeceklerdir. Doğu tarafından gelen ve deha sahipleri çok akıllı, çok zeki ve anlayışlı, geniş fikirli oldukları halde kıyafetlerine insanların tacip ettikleri, hayranlıkla baktıkları kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür. Samimi Müslümanlar Hazreti Mehdi ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Hazreti Peygamber şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki Ehli Beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi'ye ortaya çıkıncaya, onların şanı yüceleninceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir.
O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Hazreti Mehdi'nin talebeleri Hazreti Mehdi'nin aldığı kararlarda hiç zorluk çıkarmayacaklardır. Hazreti Mehdi'ye karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan daha itaatli ve boyun eğici olacaklar. Allah Hazreti Mehdi'nin talebelerini bir araya getirecektir. Hazreti Mehdi çıktığında yanında 300 erkek ve 50 kadın olacaktır. Onlar daha önce aralarında hiçbir sözleşme olmadan farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmeleri gibi bir araya geleceklerdir. Hazreti Mehdi ve talebeleri cennetle müjdelenmiştir. Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cet ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder, yerinden sökerler. Hakk'a inanan, rehberine Hazreti Mehdi'ye itaat edip teslim olan, şehadet aşığı Allah'a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakar insanlardır.